Evet değerli arkadaşlar, bu eğitimimizde de SolidCAM'de açılı yüzey işleme operasyonu yapacağız. Stok halinde elimize gelen böyle bir kütük parçaya 45 derece bir tane açı işleme yapacağız. Bu şekilde basitçe. Referans atama işlemlerini gerçekleştirdikten sonra işler sağ klik frezeleme ekle ve ilk önce profil komutu ile yapacağız ve daha sonra da ES yüzey işleme komutu ile iki komut ile de bu açılı yüzey nasıl işlenir bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. İlk önce profil komutu ile yapalım. Geometri sekmesinden yeni diyerek zincirimizi tanımlayacağız. Çalışma sınırımızı tanımlayacağız arkadaşlar. Buraya tıkladığımda bu şekilde kapattı. Yanlış oldu. Bunu siliyorum ve sol pencerede tanjant zinciri ve sabit Z zincirini kapatarak şu zincirimi tekrar seçiyorum. Ve burada da onay veriyorum ve onaylayıp ilerliyorum. Daha sonraki penceremde ise takımımı tanımlayacağım. Burada ilk seferde arkadaşlar finish işlemi yapamazsınız. O yüzden kaba işleme ve daha sonra finish işleme yapalım sizlerle beraber. 25'lik bir tarama kafasıyla takım bilgisine girmeyeceğim. Uygun kabul ediyorum. 25'lik tarama kafası kullanalım. Seviyeler, dişimin üst düzlemi burası. Profilimin derinliği şurası. Daha sonra teknoloji sekmesinde geometri diyerek takımımın yönünü kontrol edeceğim. Şu an yanlış yönde. Buradan takım yönünden sağ diyerek doğru yöne takımımı çevirmiş oldum. İsterseniz finish pozo kompozisyonu kullanabilirsiniz. Ama kaba işlem olduğu için buna gerek yok. Burada sabit, helisel ve tanımlı derinlik diye 3 tane seçeneğimiz var. Helisel diyelim. Daha sonra sabit de diyebilirsiniz. Siz istediğiniz tercihi yapabilirsiniz. Şuradan ileri geri işleme yönünü ileri geri yapalım. Daha sonra finish'i kapatalım. Kabayı açalım. Duvarda yarım milim talaş bırakmış. Tabanda talaşımız yok. Aşağı adımlamam ise 1,5 olsun. 1,5, 1,5. Tarasın. Taramamı da fazla zorlamasın istiyorum. Daha sonra burada arkadaşlar teknoloji sekmesinde gelişmiş seçeneğine geçtikten sonra burada duvar eğimi mevcut. Duvar eğimine tıkladıktan sonra duvar eğimi sekmesini aktif hale getiriyoruz. Ve buradan dış köşe tipi 3 tane seçeneğimiz var. Konik radyüs, keskin köşe ve silindirik radyüs. Buraya tıkladığınızda şurada da resmi görüyorsunuz. Bizimki keskin köşe kalsın, sıkıntı değil, zaten düz. Duvar açısı arkadaşlar, duvar açısını şuraya tıkladığımızda verir mi bize? Öyle bir seçenek sunmuyor. Evet. Duvar açımızı biz 45 derece olarak çizmiştik buraya. 45'i verdik. 45 dereceyi verdik ve kesme yönü ise yukarıdan aşağı doğru yapsın istiyorum. Onayladım ve bağlantılar sekmesinde işlemim yok. Hareket kontrolünde işlemim yok. Şimdi kaydet hesapla diyelim. Bir operasyonu görelim. Profil komutu ile açısal yüzey nasıl işlenir? Bunu göreceğiz sizlerle beraber. Bir simülasyon izleyelim. Bir sıkıntımız varsa eğer ona göre değişikliklerimizi yapalım. Evet, merdiven basamağı gibi 1,5 milim 1,5 milim indiğimiz için merdiven basamağı gibi çıkardı orayı. Başka operasyonumuzda herhangi bir sıkıntı var mı? Tekrar bakalım. Şurada yay şeklinde gidiyor arkadaşlar. Onu da şuradan yaklaşmayı değiştirebilirsiniz. İstediğiniz gibi buradan istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Yok dersek eğer
Haydet hesapla dediğimizde yaklaşma tipini gördüğünüz gibi oradaki şeyi yaklaşma yayını kaldırdı. Bu şekilde bir takım yolu oluşturdu bize. Şöyle karşımıza alacak olursak eğer, evet, şu şekilde bir takım yolu oluşturdu. Başka bir sıkıntı yok şu an. Kaba işlemimizi yaptık. Buradan teknolojiye gelelim. Duvar offsetinde yarım milim bıraktık. Aşağı adımlamamız 1,5 dedik. Başka işlemimiz şu an yok. Bu operasyonun aynısını kaydet hesapla diyorum. Evet. Kaydet kopyala. Hesapla değil, kaydet kopyala diyeceğiz arkadaşlar. Tekrar gösterelim onu. Kaba operasyonu yaptıktan sonra takım yolumuzu kapatalım. Şurada sağ alt, pencerenin sağ alt kısmında kaydet ve kopyala sekmesi mevcut. Buraya tıklıyorum ve aynı operasyonu kaydedip kopyalıyor. Burada geometrim aynı. Takımımı değiştireceğim. Burada bir tane takımımız varmış. Onluk küre uçlu freze ucu. Bunu uygun kabul ediyorum. Seviyelerim aynı. Teknoloji kısmında takım yönümü tekrar kontrol ediyorum. Bakıyorum doğru yön. Onaylıyorum. Daha sonra burada yine derinlik tipi seçebilirsiniz. İşleme yönüm ileri geri diyorum. Ve kabayı kapatıp finish'i açıyorum. Ve aşağı adımlamam ise 0,5 diyorum. Yüzeyim biraz kaliteli çıksın. Hatta 0,25 diyelim. %25 kaysın. Biraz uzun olacak ama yüzeyim de güzel çıksın. Kaydet hesapla diyorum. Ve finish takım yolunda oluşmuş oluyor. Bunun da bir 3D kat simülasyonunu izleyecek olursak 25'lik tarama kafası ile bu şekilde yarım milim talaş bırakarak işlemiştik arkadaşlar. Şimdi ise onluk küre freze ile finish işlemi yapacağız. Evet. Gayet güzel ve temiz bir operasyon oldu. Kalan talaş diyelim, bakalım bir sıkıntı var mı? Evet, bu alt kısımda bir talaş bırakmış. Bunun sebebi arkadaşlar, bunun sebebi takımımızın uç kısmı küresel olması. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Bunu seviyeler kısmına gelip 30 milim demişiz. Buradan deltayı da kullanabiliriz. Eksi 3 milim daha aşağı insin. Tahminen onluk küresel takımın o radius kısmı 5'tir arkadaşlar. Eksi 6 diyelim. Burayı da kullanabilirsiniz. Veya da buraya 36 da yazabilirsiniz. Aynı şeyi ifade edecektir. Tekrar kaydet hesapla diyelim. Yani biz ne yapmış olduk? 36 da çok olur aslında. 33 versek bile bizi kurtaracaktır. Kaydet hesapla diyelim. Takımımız fazla dışarı çıkmasın. Oradaki takımın küresel kısmındaki o açıyı kapatmamız gerekiyor burada. Ki orada bir talaş et kalmasın. Şimdi bakacak olursak kalan talaş diyelim. Evet, gördüğünüz gibi burayı kurtardık. Takım yolundan bakacak olursak arkadaşlar şöyle takımın bir miktar daha aşağı indiğini gördük. Yani şu bizim şu sınırımızı takımın tam çapı kurtarması gerekiyor. 3-5 milim buradan fazla verebilirsiniz. Daha sonra profil komutu ile arkadaşlar bu açısal yüzeye bu şekilde açı verip talaş kaldırdık. Operasyonumuzu yaptık. Başka hangi operasyon ile yapabiliriz? Bunları silelim arkadaşlar. Profil komutunu silelim. İşler, frezeleme ekle ve
HS yüzey işleme operasyonuna giriş yapalım. Aslında videoyu uzatmak istemiyorum ama konu aynı olduğu için bunu da göstermek istedim arkadaşlar. Şöyle karşımıza alırsak. HS yüzey işlemeye girdikten sonra paralel kesimden doğrusal kesim otomatik olarak karşımıza geliyor. Geometri deyip işlenecek yüzeyler sekmesine giriş yapıyoruz ve işleneceğimiz yüzeyi buradan seçiyoruz arkadaşlar. Onaylayıp ilerledikten sonra işlenecek yüzey offset'i bırakmak istemiyorum. Açı vermek istemiyorum şu an. Takımımı seç diyorum. Burada bir tane küresel takım ile otomatik olarak direkt işlemek istiyorum ben bunu. Seviyelere gelecek olursam burada herhangi bir işlemim şu anlık yok. Burada işlemim yok. Finish parametrelerinde maksimum yanaladım 1 demiş. Şu anlık bana uygun kabul ediyorum. İleri geri uygundur. Daha sonra burada işlemim yok. Takım kontrol dediğimde şurada takım yolunu yumuşat diyeyim. Daha sonra bağlantılardan herhangi bir işlemim şu anlık burada yok. Kaydet hesapla dedikten sonra tekrar dönüş yapalım arkadaşlar. Kaydet hesapla dedim ve şu şekilde bana bir takım yolu oluştu. Bu takım yolu bana uygun değil arkadaşlar. Neden değil? Şöyle görmüş olalım bunu. Bakın freze başlatalım. Freze komple talaşa daldığı için kesici ağzım bu kadar olmayabilir. Bir de frezeyi bu kadar talaşa daldırmak çok zor olacaktır. Yani neredeyse mümkün değil de diyebiliriz. Buradan ne yapacağız peki? Bu işlemi nasıl düzelteceğiz? Şurada bakın arkadaşlar özel işlemlere geldikten sonra şurada çoklu kesim sekmesi mevcut. Çoklu kesime giriş yaptıktan sonra çoklu kesim kullan sekmesini aktif hale getiriyoruz. Şurada kaba kesimler ve finish kesimleri olmak üzere 2 adet sekme mevcut. Ve filtrele dediği de dilimler halinde veya da pasolar halinde de şurada şu şekilde gördüğünüz gibi işleme yapıyor. Sayı diyor. Sayıya örnek veriyorum. 5 verirsek şuraya da pardon sayıya 8 verirsek boşlukta kaç olsun? 2 olsun. Tamam diyelim. Tekrar kaydet hesapla dediğimizde bakın arkadaşlar bu şekilde pasolar halinde burayı işletiyorum. Şöyle şurada önce bir operasyonu izleyelim. Evet bakın şöyle gösterecek olursam bu şekilde pasolar halinde alıyor. Bunu açısal olarak yön değiştirebiliriz. Nereden değiştirebiliriz? Şurada açı tanımla değeri var arkadaşlar. 90 verirsek buraya 90 derece dön dersek 90 derece yani şu şekilde gidip gelecek. Ancak boşta dolanmaları aşırı derecede arttı. Bunu nasıl çözeceğiz? Şurada bağlantılar kısmına gelip geçişler sekmesinden büyük kesim arası boşlukları direkt yapacağız. Burada geçişler arası bağlantıyı yine direkt yapacağız ve kaydet hesapla dediğimizde gördüğünüz gibi oldukça boşta dolanmalar arttı. Peki şurayı da çözelim arkadaşlar. Bunlar da yine yukarı çıkıyor çok fazla. Yaklaşma ve geri çekilme. İlk giriş emniyet alanından, son çıkış emniyet alanından. Burayı direkt yaparsak, kaydet hesapla dersek. İlk giriş ama buraya yapamayız. Emniyet alanından demeliyiz arkadaşlar. Başka burada ne var? İlerleme mesafesini kullan. İlerleme mesafesini kullan diyelim. Evet. Başka şuraya geçecek olursak. Tamam. Böyle kalsın. Çok da sorun değil arkadaşlar.
Simülasyon izleyecek olursak 3D kat simülasyon diyelim. Şimdi açının tam 90 derece dönmüş olduğunu göreceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde fasolar halinde de aldırabiliyoruz. Evet. Şuraya tekrar gelmek istiyorum. Özel işlemler, çoklu kesim. 8 defada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 defada 2'şer milim boşluklarla arkadaşlar burayı freze takımımız taradı. Bu şekilde de açılı yüzey işleme operasyonu yapabiliriz. Diğer bir işlemimiz de bu şekildeydi. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Videolara devam edeceğiz. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar.